başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar sert düşüş içerisindeler. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla düşüş adeta bir uçurumdan düşüşe benzemeye başladı, iyice sertleşti. Tabii şimdi herkes birbirine soruyor, ne zaman duracak bu düşüş, ne zaman yukarıya doğru tırmanma başlayacak? Bunu tahmin etmek oldukça zor ama önce düşüşün nedenini iyi bir anlamak lazım. Bence pek çok insan onu da tam kavramamış durumda henüz. O nedenle bu bölümde öncelikle Amerikan Merkez Bankası tutanaklarıyla Bitcoin ve kripto varlıkların ne alakası var bunu konuşacağız. Çünkü aslında teorik olarak hiç ilgilenin olmaması gerekir. Bitcoin'in bundan sonra ne yapacağını bekliyorum ve tabii diğer kripto varlıkların ve arkasındaki mantık sistem nedir? Bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Daha fazla uzatmadan bölüme başlamak istiyorum ama önce bir davetim var size. Henüz Haddini Aş kulübüne üye olmamışsanız, henüz bizim ücretsiz e-bültenimize üye olmamışsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Aşağıya onun linkini bırakıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım her gün e-postanıza ulaşıyoruz ve kendinizi geliştirmeniz, finansal özgürlük, geleceği kavramak gibi konularda yazılar, videolar, podcast yayınları bakıyoruz. Sadece kendi üretimli içerikleri değil, gördüğümüz, takip ettiğimiz, taradığımız başka ilginç içerikleri oradan paylaşıyoruz. Oraya bir gelin, linki hem aşağıda hem yukarıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. Tüm merkez bankalarının olduğu gibi Amerikan Merkez Bankası'nda iki asli görevi var. Bir tanesi fiyat stabilitesini sağlamak, yani enflasyonu engellemek ama bunu yaparken ekonominin canlılığını kaybetmemesini de mümkün kılmak. İşte bu amaçla Amerikan Merkez Bankası sık sık toplanıyor. Yanılmıyorsam 6 haftada bir toplanıyorlar ve kararlar açıklıyorlar. O kararlar zaten daha evvel açıklanmıştı ve piyasaları, Bitcoin ve bütün teknoloji hisselerini vurmuştu. Neydi o kararlar? Amerika'nın 2022 yılında 3 kez faiz artıracağı ve artık piyasadan bono almayacağı, yani parasal gevşeme duracağı yönündeydi. Bu hafta ne oldu derseniz, bu hafta o toplantının tutanakları açıklandı. Yani üyeler aralarında neler konuşmuşlar ona baktık ve orada kötü bir sürprizle karşılaştık. O kötü sürpriz artık Amerika Merkez Bankası'nın sadece parasal gevşemeyi durduracağı değil, parasal sıkılaştırmaya da geçebileceği yönünde. Yani devlet artık bono almayı bırakmayacak, sadece bono satmaya da başlayacak. Portföyündeki bonoların bir kısmını piyasaya veriyor olacak. Aranızda bunların ne anlama geldiğini çok iyi bilenler var ama birkaç küçük temel bilgi vermemde fayda var, biraz daha aydınlatıcı olsun diye. Amerika Merkez Bankası eğer elindeki bonoları satarsa Amerikan bonoların fiyatları düşmeye başlar. Bono fiyatları düştüğü zaman da bonoların getirileri artar. Bu neden böyle? Bana teknik olarak sormayın. İşleyişi böyle. Bu durumda Amerikan Merkez Bankası bonolarının sağlayacağı getiri, yani faizin artması bekleniyor. Peki Amerikan devlet tahvillerinin faizin artışından bize ne? Biz kripto yatırımcısıyız. Çok ilgilendiriyor maalesef bizi. Bunlardan ilki bu devlet tahvili faizleri arttıkça Amerikan dolarının değerinde artmasını bekliyor olmamız ve tarihi olarak baktığımızda Bitcoin'e Amerikan doları değerinin ters yönde işlediğini görmemiz. Yani Amerikan dolarının değeri artarsa başta Bitcoin, kripto varlıkların değeri aşağı doğru gider. Neden Amerikan dolarının değeri artacak? Çok basit. Amerikan devleti artık iyi faiz veriyor. Bu durumda insanlar ne yapacaklar? Sıfır riskli yatırım denebilecek bu aracı daha fazla kullanacaklar. Bunun için daha fazla dolar satın alacaklar. Bu da Amerikan dolarının fiyatını yukarı doğru götürecek. Bunun Türk lirası üzerindeki etkilerini ve bizim bu yabancı paraya endeksli, dolara endeksli TL mevduat hesaplarını nasıl etkileyeceğini onu ekonomistlere bırakayım ama enteresan sonuçlar olabilir. Maalesef bu konuda dikkatli olmak lazım. Kripto varlıkların bütün bu gelişmelerden olumsuz etkilenmesinin ikinci nedeni de yatırımcı tarzındaki değişiklik. Eskiden benim gibi, senin gibi bireysel yatırımcılar vardı burada veyahut da büyük saf kripto balinaları vardı. Şimdi ise başka şeylere yatırım yapan Amerikan hedge fundları burada varlar. Amerikan hedge fundları deyince bunlar hisse senedi yatırım yapıyor, bono da yatırım yapıyor, yüksek riskli şeylere yatırım yapıyor, düşük riskli şeylere yatırım yapıyor. Onlar birer portföy yönetiyorlar. Ve onlar bütün bu gelişmelerin Amerikan piyasalarını olumsuz etkileyeceğini düşünüp nakite dönmeye çalışıyorlar şu anda. Ve bundan dolayı ellerindeki kripto varlıkları da diğer yatırım araçları gibi görüp satıyorlar. Onu yüksek riskli gördükleri için de daha hızlı satıyorlar. Üçüncü bir neden ise özellikle Bitcoin'un bu dönüşümde doğru düzgün davranmaması. Yani Bitcoin'i bir ergen olarak düşünebilirsiniz. Henüz 13 yaşında, oldukça genç bir ergen ve şu ana kadar aslında biraz şımartıldığı bir ortamda yetişti. Nasıl şımartıldığı bir ortamda yetişti? Faizler hep düşüktü, bolca para vardı. Zaten unutmayın 2008'de ortaya çıkıyor. 2008'deki finansal krizden beri Amerikan Merkez Bankası sürekli para bastı piyasalara. Bu para bolluğu COVID sırasında iyice arttı. 8,5 trilyon doların üzerinde para var piyasalarda, Amerikan doları. Ve bu da Bitcoin ve bütün kripto varlıklara, NFT'lere de, işte Decentraland'deki araziye de her yere yansıyor oldu. Çünkü para boldu. Oysa şimdi para kıtlaşıyor.
Bu nedenle Bitcoin aslında bir olgunluk sınavı verecek ve şanssız bir dönemde verecek. Bunu tam ergenlikten olgunluğa geçiyordu yaş itibariyle. Uygulama bolluğu itibariyle, kabul edildiği ülkelerin, işte kabul edildiği şirketlerin, ona yatırım yapan fonların büyüklüğü itibariyle tam ergenlikten olgunluğa geçerken oldukça sert koşullarla karşılaştı. Ve bu koşullardaki tepkisi biraz çocukça oldu diyebiliriz. Yani piyasalarla aynı yönde hareket ediyor. Piyasa düşünce o da düşüyor, yükselince o da yükseliyor. Bu da Bitcoin'i sadece bir finansal varlık olarak gören yani fanatik Bitcoin'cilerin dışında kalan kitleyi şöyle düşünmeye itti. Dediler ki ya bu da diğer varlıklarla aynı yönde hareket ediyor. E o halde niye böyle riskli bir şey alayım? Daha risksiz şeylere yatırım yaparım. Bitcoin'den çıkarım. O risksiz varlıklarda dururum. Sonuçta bu da onlarla aynı yönde hareket ediyor. Bir de Bitcoin veya diğer kripto varlıkların riskine mi katlanacağım? İşte bu üç faktör kripto varlıkların canını okuyor şu anda. E bir de bunun üzerine zaten kripto varlıklar bu fiyat dalgalanmasını sık yaşarlar. Balinalar zaman zaman spekülasyon yapar. Bütün bunları bir yere gelince bu aralar çektiğimiz acının sebebi belli oluyor. Bu çerçevede ben geleceği nasıl görüyorum? Geleceğe bakışı da iki yönden bakacağız. Bir, bütün bu işi tetikleyen Amerikan Merkez Bankası neler yapacak ona bakmaya çalışacağım. Bundan sonrası ile ilgili öngörüleri neler? İkincisi kripto varlıklarda ama daha temelde Bitcoin'de neler olacak? Bu konudaki düşünce çerçevemle bunu sunayım şimdi de. Şimdi önce Merkez Bankası davranışı tahmin etmeye çalışalım. Eğer enflasyon hakikaten coşmaya devam ederse Merkez Bankası o toplantı tutanaklarına bahsedilen şeyleri yapacaktır. Hatta daha sertini bile yapabilir. Bu da bize pek iyi gelmez. Ama enflasyon yükselmiyor olabilir. Nitekim son bazı veriler Amerika'da enflasyonun aslında yavaşladığını gösteriyor. Enflasyonun temel sebepleri neydi? Bir tedarik zinciri kısıntılarıydı. Ondan dolayı mal kıtlığı vardı. Bir de para bolluğu vardı piyasada. Merkez Bankası'nın açıklamaları para bolluğunun sona ermekte olduğunun izlenimini hemen piyasaya verdi. Bir kere bunun tek başına lafının bile enflasyon üzerine azaltıcı etkisi yok olacaktır. Ama daha da temelde baktığımızda mesela Amerika'da ikinci el araba satış fiyatları ilk defa düşüşe geçti uzun süre sonra. Amerikan ekonomisi büyüyor ama büyümenin büyük bölümü envanteri üretim. Gidici talebiyle değil, markaların, firmaların bu tedarik zinciri korkusundan dolayı stoklarını büyütmelerinden geliyor. Ve maaş artışları yüksekti. Bu son istihdam raporunda o var. Ama eğilimin kırılmaya başladığına dair bazı bilgiler akıyor. Bu yüzden belki de enflasyon beklendiği kadar korkucu olmayacak ve Amerikan Merkez Bankası enflasyon geçiciymiş diyecek ve o sert önlemlerin en azından bir kısmından vazgeçecek. Bunun böyle olup olmayacağını tabii falcı olmak mümkün değil ama ben bu yönde olayların gelişeceğini düşünüyorum ve eğer Ocak, Şubat, Mart enflasyon verileri beklentimizden daha iyi olursa yani daha düşük olursa Amerikan Merkez Bankası'nın bu karar sertliğini bir miktar yumuşatacağını düşünüyorum. İlk beklentim o tarafta. Bunun Tesla gibi Nasdaq şirketleri üzerinde de etkisi olacaktır yüksek teknoloji firmaları. Onu ayrı bir bölümde ele almaya çalışırım. İkincisi ise Amerikan Merkez Bankası'nın ne yaptığından bağımsız olarak kripto dünyası ne oluyor? Kripto dünyası büyüyor. Yani çünkü sonuçta bir varlığın değerini temel belirleyecek konu o varlığın kullanım oranları. Son gelişmeler bile hep olumlu yönde. 2022 kripto varlıkların yeni kullanım alanları bulması, Bitcoin'in daha fazla yerde kullanılması açısından müthiş bir yıldı. Bunu da değer artıracak bir unsur olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Ama tabii unutmayın bunlar yatırım tavsiyesi değil ve kısa vadede olacakları ben dahil hiç kimse bilmiyor. Buradan Bitcoin yarın 10 bin dolara düşerse şaşırmam. Çünkü sert dalgalanan bir varlık. Ama uzun vadeli gidişat eğer ürünün kendisine bakacak olursak müthiş olumlu olduğunu düşünüyorum. Çok yeni inovasyon geliyor. Çok ciddi yatırım akıyor bu alanlara. Çok sayıda yeni girişimci ortaya çıkıyor. Ve bunun nedeniyle de kripto varlıkların kah NFT olarak, kah işte sanal dünyada bir arsa olarak, kah yeni Web 3.0 projeler karşımıza çıkacağını ve ben toplamda kripto varlık dünyasının büyüyeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı ben ne yapacağım? Ben almaya devam edeceğim. O biliyorsunuz bir 1000 dolar her ay al stratejim var. Onu aynen bozmadan devam ettireceğim. İşte Bitcoin her cuma ufak ufak alıyordum. Onları almaya devam ettiriyor olacağım. Ama işin doğrusu toplam bu işlere ayırabildiğim paranın içerisinde bunları azıcık azaltıyor olabilirim. Bunu önümüzdeki 1-2 hafta belirliyor olacak. Yani Bitcoin bu 42 bini sıkı koruyup yukarıya doğru geri gelebiliyorsa kalıcı bir şekilde Bitcoin'e olan inancım artacağından o yatırımlarımı azaltmıyor olacağım ama buradan sert aşağı doğru kırarsa o zaman alımlarımı biraz belki azaltarak devam edeceğim. Çünkü kenarda nakitin bulunmasına fayda var böyle periyotta. Benim görüşlerim, izlenimlerim bunlar. Tabii sizinkileri de çok merak ediyorum her zamanki gibi. Videonun altına veya podcast'ın altına yorumlar bırakırsanız süper olur. Bir de rica ediyorum bir like, bir yorum her şekilde iyi oluyor. Daha fazla insana ulaşmamı sağlıyorum. Bu hafta bu işi yakından takip ediyor olacağım ve yeni gelişmeler çerçevesinde
gerekse yeni paylaşımlar yapacağım. Bu arada belki merak edenler vardır. Hocam Cuma niye yayın yapmadınız diye. Belki görüyorsunuz kolumda bir iz var. Küçük bir operasyon geçirdim. Ama şimdi iyiyim. Dişlerimden bir operasyondu. Ama iyiyim ama perişan etti beni. Konuşamaz o hale geldim bir süre. Bir yandan da büyük kızım benim COVID pozitif maalesef. Ondan dolayı işte biraz ürküyorduk. Yani biraz sağlık açısından sıkıntılı bir haftaydı ama bu hafta inşallah yine aynı tempoya inşallah dönüyor olacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.